Peki tüm gelişmeleri sizlerle paylaştık. Gelin Skype bağlantımızı yapalım. Aspor yorumcusu Mahmut Alparslan da bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Mahmut Hoca, günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hamdolsun bomba gibi. Seni sormalı. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bir problem yok. Yayınlarımızı Aman yapıyoruz. aman. Şampiyonluk yarışı da kıyasıya devam ediyor. Hocam sizin de bu Evet. konudaki görüşlerinizi almak istedik. Yani teker teker elbette takımların detaylarına gireceğiz. Fenerbahçe özelinde biraz daha ağırlıklı dururuz. Göztepe maçını konuşuruz ama güzel bir heyecan var. Hani günler azalıyor tabii. Artık sonuna doğru geliniyor Süper Lig'in ama heyecan kat be kat da artıyor orada. Makas da çok dar. Trabzonspor rakipleri hemen takipte. Devam eder mi sezon sonuna kadar bu durum? Ne dersiniz? Gidişat onu gösteriyor. Temennimiz de o şekilde olması. Ne kadar kovalamacalar, birbirlerini yakalamacalar bu kadar kısa bir puan sıralamasında olursa zevkli olur tabii. Liglerde zevkli geçecek, maçlarda zevkli geçer. Derler ya hani puan aslanın ağzında bu sefer midesinde olacak. O şekilde gözüküyor. Hepsi eşit birbirlerine. Gol averajları hemen hemen yakın. Evet. Attıkları, yedikleri, mağlubiyetleri, beraberlikleri hemen hemen hepsi birbirine yakın. Yakın değil öyle. Tabii bu hafta da farklı bir maçlar var. İşte Galatasaray hem ligde hem de kupada mağlup olduğu rakibine gidecek. Alanya'da dişli takım. Zorlu bir maç olacak. Yani bütün maçlar zorlu yani kolay değil. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye karşı maçı zorlu. Yani bundan sonra kolay maç yok deriz ya hepimiz. O şekilde gidecek. İnşallah o şekilde de gitsin de kopma olmasın. Sonuna kadar da bu rekabeti, bu kovalamacın içinde olalım. Futbol severlere de zevkli bir maçlar izlettiler tabii. Peki şimdi tabii kritik haftalara da giriliyor. Fenerbahçe özelinde biraz daha ağırlıklı durursak hocam. Galatasaray derbisinde liderliği kaybetmişlerdi. Şimdi sadece de lige odaklanmış durumdalar. Bu arada hani Karagümrük'ten aldıkları puan da moral açısından da öyle değil mi? Oldukça kritikti. Yani Erol Bulut zaman zaman eleştiriler alıyor. Çoğu zaman diyeyim. Yani tercihleri, hamleleri vesaire üzerinden puan alsa dahi. Şimdi sakatlar da geri dönüyor. Mesut artık iyice takıma ısınıyor vesaire. Daha farklı bir Fenerbahçe bekliyor musunuz? Dedikleri gibi galip gelmek önemli deniliyor. Yani kötü oynayalım, galip gelelim. Ama tabii Fenerbahçe gibi büyük bir camiada teknik direktörlük yapıyorsunuz. Ben de oranın oyuncusuysanız sizin hemen hemen sezonun şu ana kadar olan maçlarda devamlı kötü oynayıp da galip gelmenizi kaldıramaz camia. Ama yeni kurulan bir takım deniliyor. Onun üzerinden gidiliyor. Argümentler o şekilde. Fakat hocanın, Erol'un bir türlü forvet hattında bilhassa o istenilen kemikleşmiş bir forvet hattını kuramadı. Kuramaması nedeni de tabii sakatlıklar oldu vesaire vesaire. Ama liderlik tabii en sonunda biz hep şöyle söyleriz. Sonunda yakalanan liderlik önemlidir. Yani şampiyonu getirecek liderlik önemlidir. Yani Galatasaray'a mağlup oldular. Arkasından Karagümrük maçı çok mu iyi bir maç çıktı? Futbol severler için, izleyiciler için değil. Sonradan da 2-0'dan sonra bu kadar bir düşüş yaşaması Fenerbahçe'nin rakibine çok fazla pozisyon vermesi insanları tabii haliyle tedirgin ediyor. Ne kadar gidecek deniliyor. Çünkü kurulan kadro istenilen Fenerbahçe'den istenilen nedir? Siz bir sezonda 5 tane artık maksimum diyelim 6 tane kötü maç çıkarıp da galip verebilirsiniz ama devamlı her haftada kısır döngüyle ve çok fazla rakibinizi boğan bir futbol oynamadan galibiyet veriyorsanız ister istemez eleştiriler olacaktır. Bunlar da gayet normal. Ya bu sezon oynadığı maçlara bakıyorum hocam. Fenerbahçe'nin lig ve kupa maçlarına kaydettiği gollerin altında tam yani 17 farklı futbolcunun imzası var. Burada resmi maçlarda Mohamed Thiam da 8 gol kaydetti. Belki kimse beklemiyordu onun az golcü olmasını ama artık takımda değil mi? O gözle bakılıyor ki Samat da tam tersine çok büyük umutlarla gelmişti takıma. Beklentilerin çok uzağında kaldı. Thiam'ı da Perkas takip ediyor. Samat da Valencia. Ozan ve Sisse 4'er gol atmışlar. İşte Mert Hakan bekleneni veremedi. O patlamayı yapamadı. Sivas'taki görüntüsünü izletemedi daha taraftarlara. Asist yükü de dağılmış durumda aslında baktığımızda oyuncu grubuna. Bireysel performanslar anlamında da biraz isterseniz teker teker ele alalım Fenerbahçeli oyuncuları. En başta tabii bu bireysel olarak kaleci Altay'la Gustavo ve Ozan Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin olmazsa olmazları.
Gustavo'nun olmadığı maçlarda gördük Fenerbahçe'nin orta sahasında ne kadar düşüş yaşadığını ve tek Ozan'a kaldığını orta sahanın gördük. Altay'da maşallah yani bütün maçlarda geçen sezonda o şekilde tamam belli başlı hatalar olacak bunları yapıyor kaleciler ama çok çok iyi bir kaleci olma yolunda devamlı her hafta üzerine koya koya gidiyor. Kalecinizi ise ki hep şunu söylemişlerdir. Büyük takımı büyük kalecisi olur. Tecrübeli kalecisi olur. Demek ki olmuyormuş. Casillas da bu şekildeydi. 17 yaşında Real Madrid kalesini aldı. Ve uzun seneler devam etti. Ve oynadı. Milli takımlarda da oynadı. Altay da bu şekilde. Demek ki güvenmek gerekiyor kalecilerimize. Orada çok başarırlar. Ama Forvet'te Galatasaray maçında Thiam'ın oynamaması neydi? Herkes hayıfladı yani. Neden oynamadı? Çünkü çok başarılı bir performans gösteriyordu. Ve golcülük özelliğini de ortaya çıkarttılar. Oynatmadılar. Oynattığı maçta da devamlı gollerini atıyor. Şeye bakıyorsun Samatta deniliyor. Samatta tabii farklı oyuncuları getirirken burada sizin ne düşündüğünüz, ne şekilde oynamak istediğinizi bilmeniz lazım. Samatta daha çok nasıl söyleyeyim sana çok sprinter bir oyuncu olduğu için geniş alan oyuncusu ve kontratak futbolunda daha yatkın bir oyuncu. Fenerbahçe'de kontratak oynayacak bir takım değil. Devamlı hücumda oynayacak bir takım. Ya bu Samatta'yı devamlı oynatacaksınız sakatlığı olmadığı müddetçe. Bölük pörçük oynatırsınız. Bu hafta oynar, öbür hafta yedekte kadar, iki hafta yedekte kadar oradan girer diye düşünürseniz işte böyle pozisyonlar ortaya çıkıyor ve verim alamıyorsunuz onlardan. Sıkıntı da zaten o oluyor. Yani dediğim gibi orta sahasından ziyade Fenerbahçe forvet hattında bu her hafta bir şöyle 5 maç, 7 maç gibi hep aynı oyuncularla oynamadı. Bütün sıkıntısı da Fenerbahçe'nin ondan kaynaklanıyor. Peki şimdi Göztepe maçında nasıl bir kurguyla sahaya çıkacak? Ki Trabzonspor maçı öncesinde şöyle fikstüre baktım hocam. Oldukça kritik bir maç. Şimdi Pelkas'la 3 maç aradan sonra biliyorsunuz formasına kavuşacak. Onunla ilgili detayları da takip ediyoruz. Büyük ihtimalle formasını alacak Göztepe maçında. Yani hücum hattında o zaman bir isim kulübeye mi geçecek? Mesela Ener Valencia ağır basıyor sanki. Kulübeye gidebilir şeklinde Tabii. haberler var. Mesut Özil ve siz de bahsettiniz ki Mehmet Yam'ın yeri sanki garanti gibi. Şimdi kadroya da bakıyorum. Osay Samuel de hücuma getirdiği hareketlilikle çok konuşulan bir isim. Kısa sürede uyum Aynen. sağladı. Ama antrenmanlarda muhabirlerden gelen bilgiler de şöyle. O bölgede az kadroda çalışmada mesela Erol Bulut Ener Valencia'yı denemiş hocam. O zaman Göztepe maçında acaba o sahaya çıkabilir mi? Akıllara da bu soru getirdi. Ki daha mücadeleci ve hani yanılıyorsam siz bir teknik adam gözüyle söyleyin. Şöyle ki daha fazla savunmaya yardım eden bir profil mesela. Göztepe maçında taraftarlar onu mu izlerler? Bence Osayi'yle oynar gene başlar onunla başlayacağını düşünüyorum. Valencia ile başlayacağını düşünüyorum. Thiam büyük olasılıkla yani o üçlü o şekilde oynayacak. Belkası bekletir. Hemen atmaz tahmin ediyorum. Çünkü önünde ondan sonra oynayan oyuncular, sakatlıktan sonra oynayan oyunculardan verim aldı. Almasaydı dediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi Belkası belki kafadan atardı ama ben üçlünün Osayi'yle yani Samuel'le başlayacağını düşünüyorum. Samuel, Valencia ve Thiam'la başlar. Mesut da arkalarında olur. Onların arkasında artık işte Ozan, Gustavo'yu bilmiyor işte bir durumu ne şekilde oynayabilecek mi oynamayacak mı ama oynamazsa da yani Karagümrük maçından çok fazla bir farklı 11 izleyeceğimizi düşünmüyorum ben. Tahmin etmiyorum yani. Peki. Orayı bozacağını tahmin etmiyorum. Hocam Galatasaray'daki gidişatı da konuşalım isterseniz. Tabii Konuşalım. kritik maçları var Galatasaray'ın da önünde ki 6 maçlıkta bir seri yakalamış durumda. Zorlu bir Alanyaspor deplasmanını oynayacak. Cumartesi günü saat 19 itibariyle. Orada da tabii konuşulan noktalar yeni transferlerin skora katkısı. Muhammed Evet. Özel'inde biraz duralım isterseniz ki kendisiyle alakalı hani yeni Salah mı olacak, Premier Lig'e gider mi gibi performansıyla kendinden söz ettirmeye başladı. Onyekuru da 4 lig maçında 3 gol kaydetmiş. Muhammed 3 lig maçında 3 kez ağları sarstı. Ki özellikle Fenerbahçe derbisindeki golü büyük beğeni kazanmıştı gelir gelmez attığı gol. Biraz isterseniz detaylarını konuşalım sizinle.